Herkese selamlar dostlar. 23 Ekim 2021 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 11 tane mücadele aldım. Hem idealden hem yüksek orandan ve videonun sonunda bir adet kombin önerisi yapacağım. O şekilde Cumartesi programını sürdüreceğiz. Şimdi maçlarımız gerçekten güzel maçlar. Analizi güzel yapılmış maçlar. Sizlerde dinlerseniz videonun ortasında zaten maçları anlatırken yüksek oran tercihleri ve ne gibi bahisler alınabilir sizlere sunacağım. Öncelikle raporlardan başlayalım. Hemen ekranda Kangal Instagram geliyor arkadaşlar. Rolling 3 olarak verdiğim bir rolling serim var Instagram'da. İki tane yaptık. Üçüncüsü yayında. İlk ikisinde başarılı olduk. Üçüncüsü de yayında Instagram'dan ulaşıp tek maça rolling yaptığımız bir 40 -1. 50 civarında oran oluyor genelde. Tek maça atıyoruz alıyoruz. Atıyoruz alıyoruz şeklinde ilerlediğimiz rolling serimiz. Rolling'in şu anda Instagram'da yayında. Instagram şu an gizli. Siz isteklerinizi atın. Ee, Zaten takip edenler de görecektir mutlaka. Instagram'dan bu şekilde takip ederseniz Rolling 3'ü de profilde gönderi olarak yayınladım. Değerlendirmek isteyenler oradan bakabilirler. Bunu geçiyorum hemen. Youtube raporuna baktığımız zaman ise arkadaşlar toplamda 9 adet mücadele verdim sizlere. Bu 9 adet mücadeleden 6 tanesi geldi 3 tanesi başarısız, başarısız oldu. Başarısız olan ikili zaten bizim kombinemizdi bildiğiniz üzere. Fakat Fenerbahçe maçında mesela Dakika 27'de 6 tane korner vardı. Dakika 67'de 8 tane korner vardı. Toplamda biz de ona oynadık. 8,5 üst korner oynadık. Dakika 67'de dediğim gibi tam toplamda 8 korner vardı. Maçın tamamını izledim. Fakat bir korner gelmedi. Hangi cenabet oynadıysa artık oradan başarısız olduk. Fenerbahçe maçından Real Betis'in KG'si, Feyenoord'un KG'si, Prag'ın KG'si, Napoli'nin alır ve üstü. Moskova maçı 2-3 gol gelmedi. Fakat 1-0'lık Galatasaray galip geldi. Çok iyi bir sonuç. West Ham 3-0 aldı. O geldi. Bazel geldi. Anadolu Efes'te de Misic kadrodan bir anda çıkarıldı. Ondan dolayı gelmediğini düşünüyorum. Ki Misic oynasa bu maçta çok rahat bir şekilde gelecekti. Rapor bu şekilde arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz diğer fotoğrafta ise dün gece bir NBA kombini çıkardım. 2-25 gibi orandan. Ve rahat bir şekilde kazandı mı? diye soracak olursak sabaha karşı ben Golden State mücadelesini izledim sabaha karşıydı bu mücadele. Hatta geldiği gibi zaten 3 saniye kala periyod bitmesini almışım ekran görüntüsünü. Son dakikalarda geldi o da son saniyelerde geldi. Başarılı bir şekilde NBA'den de aldık katıl grubumuza. Katıl grubumuza zaten takip eden arkadaşlar NBA, futbol, ekstra canlı tahminler ve ekstra kombinelerden faydalanabiliyor. NBA'de de dün gördüğünüz gibi 25 gibi orandan güzel bir kazanç elde ettik. Onun dışında kombine önerisinde baktığımız zaman da katıl raporunda dediğim gibi ilk kombinim YouTube kombini olarak verdiğim kombin de başarısız oldu. Fakat ideal iki, 2 tane ideal kombine veriyorum her zaman. İdeal iki kombine zaten yine YouTube'da verdiğim maçlardan oluşturduğum bir kombineydi. 2-17 gibi orandan kazandırdı. Amorti etti, çok az da biraz kâra geçirdiğini belirtebilirim. Bu şekilde günü geçirdik. Katıl kombine raporu da bu şekildeydi. Maçlara geçelim isterseniz. İlk mücadelemiz Keçiören ile İstanbul Spor mücadelesi. Keçi Ören'in arkadaşlar yeni stadyumunda ilk maçına çıkmıştı. Geçen hafta iyi oynamasına rağmen, rakip kalede oynamasına rağmen, iyi pozisyonlar bulmasına rağmen bir 0lık skorla maçtan mağlup oldu Kocaeli kendi evinde. Şimdi kendi evinde tekrardan yeni stadında daha gol atamayan bir keçi Ören var. Ve bu takım teknik direktör değişikliğine geçti. Teknik direktörlük yerine İlker Düren yerine yerine Taner Taşkın geldi. Ankara Spor'dan ayrılan teknik adam. Burada Keçiören'in başına geldi. Keçiören'in başına gelen burada teknik adamlar yeni teknik adamla birlikte bir e, reaksiyon vermesini bekliyorum Keçiören'in. Günlük maçlarından bir tanesi. Ben ideal olarak mücadele ilk yerden gelecek bir golü değerlendirdim. Onun oranı 1.37 gibi oranı var. Bakın biraz tempolu geçebilir. Ondan dolayı ben ilk yerden bir gol gelebilir diye düşünüyorum. 1.37'den sizlere idealden sunuyorum. Onun dışında yüksek oran olarak ne oynayabiliriz baktığım zaman da ben arkadaşlar ilk golü burada Keçiören takımından bekliyorum. Yüksek orandan oynamak isteyenler ise burada yeni teknik adamıyla birlikte yeni stadında ilk golü 1-0 öne geçecek takım bence Keçiören takımı. Galip gelir mi? Belki bir beraberlik çıkabilir. Fakat ben Keçiören'in bu maçta yenileceğini sanmıyorum. Son 5 maçında da yenilmiş olsa da bu maçta bir reaksiyon göstermesini bekliyorum yeni teknik adamıyla birlikte. Ondan dolayı yüksek orandan da ilk gol Keçiören'e vereceğim. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Bilefet'le Borussia e Dortmund mücadelesi. Dortmund arkadaşlar son maçta zaten Ayaksa 4-0 gibi skorla yenildi. Yarasını sarmak isteyecektir diye düşünüyorum ben bu mücadelede. Ondan dolayı Dortmund tarafındayım. Haaland'ın da 3 tane karşı karşıya kaçırdığı pozisyon vardı. Yine maçın zaten geliş özetini izlediğiniz zaman da sizler de göreceksiniz. Henüz daha bir galibiyet alamayan bir Bli takımı var. Kendi evinde oynayacak. Dortmund belki bu maçta ya kopu tekrar kaybedecek veya reaksiyon gösterip bu mücadeleyi tekrardan kazanacaktır diye düşünüyorum ben. Deplasmanda çok fazla bir başarı gösteremeyen Dortmund takımı burada bence Bielefeld'e e karşı galip gelecektir. Yarasını sarmak isteyecektir diye düşünüyorum ben. 2-0'lık veya 2-1'lik bir skor çıkabilir. Ondan dolayı ben deplasman 1,5 üstünde galip gelir diye düşünüyorum. Bu maç gözde maçlardan bir tanesidir. Patlamaya müsait ondan dolayı kombinemi almadım. Fakat maç sonu 2 ve 1.5 üstten 1.51 gibi orandan idealdir. Yani herkesin tahmin edebileceği, iddiacı dayıların tahmin edebileceği bir mücadele. Çabuk geçiyorum bu mücadeleyi. Bayern Münih ile Hoffenheim mücadelesiyle devam edelim. Bayern Münih takım arkadaşlar ya yani ne zaman boşluk bulduğu zaman da bakın 7 dakikada 4 gol mü 5 gol mü ne attı? 4 gol attı yanlış hatırlamıyorsam level Kuzen'e karşı. Yine aynı şekilde Benfica'ya ya yani boşluk bulduğu zaman da 14 dakikada 4-5 tane attı geçti yine aynı şekilde. Bayern Münih takımı böyle bir takım. Burada Hoffenheim oynayacak kendi evinde. Ben burada ilk yarıdan gelecek bir galibiyeti bekleyeceğim. Onun da oranı idealdir. Bu maç hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. İlk yarı 1-1-34 gibi orandan değerlendirme yapabilirsiniz Bayern Münih tarafına. Hoffenheim takımı da Hoffenheim belki biraz Bayern Münih'e ters gelen takımlardan bir tanesi bu Bundesliga'da. Fakat Bayern Münih bu kadar formdayken bu kadar matinalaşmışken ben ilk yarıdan tekrar kazanmasını bekleyeceğim. 1.34 gibi oranı değerlendirebilirsiniz. İkinci maçım West Bromwich ile Bristol City mücadelesi. West Bromwich de arkadaşlar bir zamanki Galatasaray gibi aynı şekilde kendi evinde başarılı sağlayabiliyor fakat deplasmana gelince sönüyor. Yani deplasmanda bir türlü oynayamıyor takım. Aldığı son 4 maçta 4 maçtaki iki mağlubiyetin ikisini de deplasmanda aldı. Deplasmanda dediğim gibi o yeterli pozisyona bulan giremiyor. Aynı şekilde son maçında da yeterli pozisyona giremedi. Deplasmanda mağlup ayrıldı. Kendi evinde oynayacak. Yine aynı şekilde yarasını sarmak isteyen takımlardan bir tanesi. Eğer Premier Ligi istiyorsa bu takım şu an 3. sırada Bakın Mormont gidiyor. Arkasında Fulham var. Fulham'la birlikte yarışıyor. Buradan ben West Bromwich takımını izledim zaten. Bildiğim kendi evinde izlediğim takımlardan bir tanesi. Rakip kalede mutlaka 4-5 tane net gol pozisyonuna girecektir diye düşünüyorum. Bunlardan iki tanesini golle çevirebilir diye düşünüyorum. Ev sahibi 1.5 üstün oranı gerçekten güzel bir oranı var. 1.47 gibi orandan açmışlar. Bristol City'ye baktığımız zaman da onlar da aynı şekilde deplasmanda çok fazla form tutamayan takımlardan bir tanesi puan durumundan deplasman formasını gösterdiğim zaman da şöyle anlatayım şunu da. Deplasmanda gol buluyor. Bu maç normalde gollü geçebilir. Fakat gol bulduğu zaman da gol yiyen bir takım. Her iki takımın kalesinde mutlaka çok pozisyonlar olacaktır. Deplasman karnesinde 9 gol yiyen Bristol City. Ben West Brom için de buradan 2 gol yemesini bekliyorum. Şunu da söyleyeyim. Bristol City karşılık da verebilir. Fakat ben burada dediğim gibi atacağı 2 golü bekleyeceğim. West Brom için onun da oranı 1.47 gibi oranı var değerlendirmek isteyenler şuradan tekrardan göstermek gerekirse değerlendirebilirler. Hirst'la Dunde mücadelesi var. Hirst takım arkadaşlar son mücadelesinde son dakikada attığı golle beraberliği kaptı ve namalup şekilde ligde ilerliyor. Hatta şöyle göstereyim. Rangers'a karşı oynuyordu. Dakika 90'da gelen golle birlikte Rangers'a kaybetmedi. bir şekilde ilerliyor. Ligde de baktığımız zaman da ikinci sırada yer alıyor. Namalup takımların tek namalup takımı olarak belirteyim. Gerçekten Dunde mücadelesi öncesinde o maçta puan çıkarmak gerçekten önemliydi. Moral motivasyon açısından da mutlaka etkilemiştir diye düşünüyorum ben. Ben burada arkadaşlar Hills tarafındayım. Ya bu maç şöyle söyleyeyim. Gözde gözük gözde göz önünde olmayan maçlardan bir tanesi olduğundan dolayı yani bir şike durumu diyeyim ben sizlere kısacası. Öyle oyun gibi oyunlar çok fazla dönmez diye düşünüyorum. Ev sahibi yine futbolunu sergilerse burada de ne zamandır kaybediyordu. O son oynadığı maçta ilk galibiyetini aldı Aberdeen'e karşı. Fakat burada ben Hirs'in galip gelmesini bekleyeceğim. 1.37 gibi orandan direkt sizlere taraf bahsini önereceğim. Daha yüksek bir orandan isteyenler 4.5 altında bir yaparsa onun da oranı 1.54 gibi orandan değerlendirebilirler. Tercih sizindir. Hepinize bol şanslar diliyorum. Göztepe ile Trabzonspor mücadelesi devam edelim. Ondan önce Katıl Telegram grubundan bahsetmek istiyorum sizlere. Katıl Telegram grubunda verdiğimiz dün canlı maçlar mesela şuradan bahsedelim. Fenerbahçe'nin mesela galibiyetini Mert arkadaşımız önermiş burada 1.58 gibi orandan. Mesela gelmeyen tercihlerden bir tanesiydi. Galatasaray kazandı. Fenerbahçe berabere kaldı gerçekten alabileceği maçı verdi Fenerbahçe burada. Şans kısmet diyelim devam edelim. Moskova maçına 8.5 üst korner 1.65 gibi orandan değerlendirmiş. Bu zaten dakika 70 gibi zaten geldi. Aynı şekilde ben dün çok fazla maçları takip edemedim. Real Sociedad'a maç son 2 verdim. Tek canlı mayıs olarak verdim bunu. 1.54 gibi oranı vardı dakika 50 küsurda. O başarılı bir şekilde geldi. Bilal'in verdiği burada ideal tercih olarak kombine Antwerp'in atacağı bir gol. Level Kuzen'in KG'si başarılı bir şekilde geldi onun dışında Moskova falan derken geldi. Bu zaten YouTube kombinin raporu derken bu da şöyle göstereyim. Zaten raporları da ben burada her gün düzenli olarak gece zaten yazıp atıyorum. Gece saat 12'de atmışım burada. Sizler de katıl Telegram gruplarımıza gelmek istiyorsanız arkadaşlar. Abone ol şunun yanında katıl var. Katıl'a tıkladıktan sonra burada Paketlerimiz mevcut. Telegram grubu paketimiz. Ana telegram grubu ve sohbet grubuna geliyorsunuz. Yüksek oranlı paketimiz ve telegram grubu hem ana telegram grubuna hem de yüksek oranlı pakete gelebiliyorsunuz. Burada sohbet odası da dahil. Her şey dahil iletişim paketi ise hem her iki gruplara, tüm gruplara dahil oluyorsunuz. Ve WhatsApp iletişim numaran var. Oradan da bana iletişim kurup yüklü gireceğiniz zaman fikir alışverişi yaparaktan da ortak bir karara varıyoruz diyeyim. Geçiyorum. Maaşlara devam edelim. Göztepe ile Trabzonspor mücadelesi. Burada Trabzonspor bence güzel bir futbol sergileyecektir diye düşünüyorum ben aynı şekilde. Lider olarak devam eden Trabzonspor burada bazı eksikleri var. Vakeyme mesela kalçasından sakat. Bruno Peres'in sakatlığı. Koyta ve Abdülkadir Parmak'ta zaten sakatlıkları süren isimler. Ev sahibine baktığımız zaman da Halil bunlar belki oynamayabilir. Son maçta sakatlanıp çıktı çünkü. Marco Mioviç de aynı şekilde bu maçta aynı şekilde olmayan isimlerden biri. Bir de Wilker Angel isimli futbolcu. Valla i̇lk, ilk defa duydum adını. O oynamayacak. Ya ben Göztepe'nin hücum hattını Halil olmadığı zaman gerçekten top taşımaları güç olduğunu düşünüyorum baktığımız zaman da. Son maçta Obinna mıydı? Aa, yanlış olmasın. şundan bakabilirsem. Aynen. Obinna mesela çok fazla iş yaptı arkadaşlar. Obinna ben şu orta sahada beğendim. Güzel top tuttu taşıdı. Hamşik burada kadroya döndü. Bakistan aynı şekilde döndü. Ben burada Trabzonspor'un yine yani şöyle söyleyeyim. Yüksek oran vereyim isterseniz biraz. Maç sonu 2 ve 1.5 üst yapmasını 2-0-1 gibi orandan tekli olarak önereceğim sizlere. Değerlendirmek isteyenler iki orandan değerlendirsin derim ben bunu. Sadece yüksek oran tercih yapacağım bu mücadeleye. Trabzonspor'un ben en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Skor beklentimde 2-0-2-1 gibi skorlar olabilir. Ama Trabzonspor'un ben liderliğini sürdürmesini bekleyeceğim. Çünkü Bakistas çok formda, diğer oyuncular formda. Güzel bir şekilde ilerliyor da ben hata yapmasını beklemiyorum. Maç sonu 2 ve 3 üstü sizlere önereceğim. Tek tercih 2 orandan. Samsun Spor'la Erzurum Spor. Yine çok güzel maçlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi aldığım notlar var bu, bu, bu maçla, hakkı, bu maç hakkında. Samsun Spor'da arkadaşlar hedef süperlikti. Fakat çok fazla bir başarı sağlanamadı. Hatta Mehmet Altıparmak'la Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı. Yerine Fuat Çapa geldi. Boğaç Yapan'ın ilk mücadelesi kendi evinde oynayacak arkadaşlar. Samsun kendi evinde pardon 3. deplasman mağlubiyetini aldı. Samsun arkadaşlar savunma direnci düşük bir takım olduğundan dolayı bu maçta önemli maçlardan bir tanesi. Erzurum'a baktığımız zaman da Erzurum'da son maçta Altınordu dakika 45'te attığı golle 2-0 öne geçmişti. Fakat maç 6-2 bitti. Erzurum muazzam düşü, e, yükseliş sağladı. Erzurum'un maddi anlamda çok bir sıkıntısı da yok arkadaşlar. Destek gören takımlardan bir tanesi. Yeri geldi Acun, yeri geldi Nusret zaten bu takımlara destek verebiliyor. Özellikle Erzurumspor'a. Erzurumspor'da hedef tekrardan Süper Lig. bakın Erzurumspor rakip kalede gerçekten çok fazla pozisyona giren takımlardan bir tanesi. Samsun'da yeni hocasıyla ilk mücadelesi tam ben bir KG var maç olarak görüyorum. Onun da oranı 1.52 gibi oranı var. Notlarıma 1.52'den almışım ben bu mücadeleyi KG var'ı. Yüksek orandan ne olur diye baktığımız zaman da Bence bir beraberlik maçı olabilir. Bu mücadeleyi de ben sizlere 3-15 gibi orandan yüksek orandan bir tercih sunayım. Değerlendirmek isteyenler burada değerlendirebilirler. Hepinize bol şanslar diyerekten geçeyim bu mücadeleyi. Young Boys'la Lausanne mücadelesi oynayacak. Young Boys arkadaşlar yine Villarreal mücadelesini kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde. Burada kendi liginde oynayacak. Ya bu maç hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok açıkçası. Young Boys takımı kaliteli bir ekip zaten. Bu ligin üstünde bir ekip. Avrupa'da zaten çok iyi işler çıkartıyor. Burada yine ideal kadrosunu çıkartıp ilk yarıdan galip gelmesini bekliyorum. Onun da oranı 1.41 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenlere yok Boys'un ilk yarıdan gelecek galibiyetini önerebiliyorum. İdealden bu mücadeleyi de aldım ben bültenimi. Her tabellinde Glaupach mücadelesi. Her teknik adamı Daride arkadaşlar bu mücadeleyi de kazanmak istediklerini belirtti. Yani ben teknik adamların maç önünde böyle konuşmaları varsa şöyle anlıyorum. Biz burada hücum futbolu sergileyeceğiz. Ondan dolayı ben bu mücadeleyi kazanmak için elimden geleni yapacağım. Her tabelinde bazı eksikler var fakat eksiklerin yerini doldurabiliriz diye düşünüyorum ben. Ya yani her tabelin burada hücum futbolunu sergileyecektir. Aynı şekilde Galatasaray takımında da bazı eksiklikler var. Liner, Tuhran mesela bu mücadelede de dönebilir. Liner mesela eksik. Kramer bu mücadelede yok yine. Eksikler var. Son hafta e, eksik Stuttgart'a karşı burada galip gelemeyen bir Gladbach takımı vardı. Ben mücadeleyi kombineme yazdım. Ben gollü bir maçtan ziyade her iki takımın birbirine gol atmasını bekliyorum. Yani 2-1, 1-1 gibi skorlar çıkabilir diye düşünüyorum ben. Gladbach takımı da rakip kaleye mutlaka pozisyona girecektir. Son maçında rakip kaleye 30 tane 31 tane şut gönderdi. Fakat e, galip gelemedi işte. Bu da bu futbolun cilvesi diyelim. Bu mücadelenin ben KG olmasını bekliyorum. 150 gibi oranda kombineme de aldım. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar diyerekten de geçeyim bu mücadeleyi. Bologna ile Milan mücadelesi. Bu maçı da kombinemi aldım arkadaşlar. Neden aldım? Bologna'nın kendi evindeki Lazio mücadelesini izlemiştim ben. Gerçekten çok etkili bir futbol sergileyerekten de zaten Barov ve Tite'nin hatta özellikle Barov'un attığı goller muazzamdı burada. Çok fazla pozisyon da vermedi kendi evinde. İstekli bir takımda Bologna takımı kendi evinde baktığımız da Milan'la oynayacaklar. Milan hafta içinde bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi oynadı. Biraz da yorgunluğu mutlaka olacaktır. O yüzden Bologna'nın golünü ben burada kendi evinde etkili futbol oynadığı için zaten kafama bir yazdım. Milan'da mutlaka karşılık vermek için elinden geleni yapacaktır diye düşünerekten de her iki takımına birbirine atacağı golü değerlendirdim. Onun da oranı 1.42 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenlere burada yine düz olarak önerdiğim tercihlerden bir tanesi KG var olarak değerlendirebilirler bu mücadeleyi. Bir diğer maçım Sporting ile Mourinense mücadelesi. Sporting takımı nasıl futbol oynadığını hepiniz gördünüz. Fakat biraz yorgunluk olabilir bu takımda. Mourinense'ye karşı oynayacaklar. Mourinense de son haftalarda iyi bir çıkış içinde. Fakat o çıkışını Sporting'e karşı sürdürülebilir mi? Şüpheli durumda arkadaşlar. Ben burada gol tercihine gideceğim sizlerle birlikte. 2-3 gol bandında bitmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Oranı gerçekten çok yüksek. 1-1.73, 1.74 gibi oranı var. 1.73'den 1.74 olmuş oranı. 1.74 gibi oranı var. Maçın ben 2-3 gol bandına geçmesini bekliyorum. Değerlendirmek isteyenler bu mücadeleyi 2-3 gol bandında şekilde değerlendirebilirler. Hepinize bol şanslar diyeyim. Ekrana da kombine önerisi gelsin. Kombine önerisi ekranda arkadaşlar. Her tabelle mücadelesinden ben dediğim gibi KG var olarak değerlendirdim. Hem Gladbach takımının ben etkili futbolunu son maçta biraz şanssızlığı vardı. 30 tane şut çekti. Kaleye gol girmedi. Fakat bu maçta gol atabileceğini düşünüyorum. Hertha Berlin takımının da ben zaten teknik direktörünün yaptığı açıklamalardan dolayı ofansif bir futbol sergilemesini ve bu maçta etkili olmasını bekliyorum. KG var olarak aldım. Bologna takımı kendi evinde çok güzel bir futbol sergiliyor. Barov ileri attığında sol kanatta çok iyi işler çıkartıyor. Milan'ın da üzerinde biraz yorgunluk var ve Milan'ın da deplasman karnesi çok olduğundan dolayı, çok iyi olduğundan dolayı yine karşılıklı goller bekliyorum. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Sevgileriyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.